Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'de Ava'ya 10 Eylül şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta. Gördüğünüz gibi Vildan Atasever bizimle birlikte, bir dejavu yaşanmakta şu an. Evet. Daha önceden de bizim konuğumuz olmuştu kendisi. Hatta o zaman bize söylemişti, iki genç kızdan bahsetmişti. Evet. Değil mi? Şimdi hani ilk öncelikle ben iki genç kızdan bahsetmek istiyorum birazcık. Hani sizler de eğer filmi gidip izlediyseniz, 29 Nisan'da vizyona girdi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar film. Başrollerinde Vildan Atasever oynuyor, Hülya Avşar oynuyor. Hani insanlar şimdi gene mi Hülya Avşar'la birlikte oynuyor şeklinde yorumlar yapıyorlardır mutlaka. Ama bu zannedersem Kadın İsterse'den çok daha önce çekilmişti. Çok önce, 2 sene önce. 2 sene önce. Önce değilim. Evet, yine gördüğünüz gibi film arkadaşlar rafta beklemiş. Evet, yani bunu evet. Çünkü biz hep söylüyoruz film sektörüyle ilgili, zaten onunla da ilgili evet. Konuşacağız. Şimdi filmde farklı sosyal sınıftan iki tane kızın bir şekilde ortak bir nokta bulup hayata ait olamama gibi bir problem yaşaması anlatılıyor. Evet. Ve Perihan Maden'in kitabından uyarlandı. Evet, evet. Şimdi sormak istediğim şey şu. Şimdi kitaptan beyaz perdeye uyarlama yapıldığında, şimdi kitap çok başka bir şeydir. İnsanlar o kitabı okurken kendi kafalarında o karakterleri canlandırır, bir tipe sokar. İşte ne bileyim, her şeyi kendi hayal eder. Kendileri yaratırlar. Aynen öyle. Her şeyi kendileri hayal eder. Karakterlerinin göz rengi, saçı, duruşu onlara aittir. Aynen her öyle. Ve ait. Bu aslında bana sorulursa eğer, kitaptan uyarlanan filmler genelde beyaz perde için ben riskli olarak görüyorum. Hep hani kitap okuyucusu tarafından böyle bir şey olur diye düşünüyorum. Ve hani insanlar da filme geldiği zaman eğer o kitabı da okuduysa ve kitaptaki hayallerini beyaz perdede bulamazsa böyle bir hayal kırıklığına uğrarlar. Bu senaryo sana ilk geldiğinde bunun endişesini hiç yaşadın mı sen? Ben o gözde, yani o bakımdan hiç düşünmedim, bakmadım. Benim için önemli olan, ben Ramadan'ın kitabını da okudum. Ve çok beğendim. Hatta Handan karakterini analiz ederken bu teklif, yani bu haberi duydum ve gittim, görüştüm. Yani benim için önemli olan o anda kitap değildi. Tamam, Perihan Maden çok güzel bir kitap yazmış ve çok güzel bir karakter yaratmış ama benim için o anda senaryo önemliydi ve Kutlu ile çalışmamız önemliydi. Ben kendimi sıfırlayıp Kutlu ile çalışmaya adadım. Yani senaryoyu düşünmedim, yok işte çekim planı, hiçbir şey düşünmedim. Sanki senaryo tekrardan yazılmış gibi, yani hani kitaptan uyarlama değil de şimdi, bu yeni bir şey çıkmış gibi. Şimdi sonuçta 110 dakikaya sığdırmanız gerekiyor bazı şeyleri. Çünkü hani o kitap, bu film ve daha hareketli ve görüntü, hareketli bir görüntü var ortada. Tabii ki arada çok farklar olacaktır. Ama biz o farklılığı çok geniş bir farklılık yapmadan, daha az indirerek güzel bir film çıkartmaya çalıştık. Kitapla karakterler aynı, her şey aynı ama işte dediğim gibi 110 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Çok güzel bir film olduğuna inanıyorum ben. Tabii çok farklı bir film kurgusuyla. Tabii ki, mutlaka. Sürekli hareket eden bir görüntü var ortada. Farklı bir Türk insanının izlemediği, hani değişik bir şey oldu. Filmlerinin, İtalyan filmlerinin olduğu bir görüntü kalitesi var. Çok kesinlikle güzel bir şey. Ben filme şöyle bir baktığımda ilk şey geldi direkt gözümün önüne. Koşlalı koşa, böyle hafif çekimler falan benziyor. Böyle öyle bir tat var. Evet, öyle bir tat vardı. Zaten filmle ilgili daha konuşacağız. Öncelikle kısacık bir ara veriyoruz. Pamela geliyor Number One TV ekranlarına. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şarkıları ben mi seçtim? Evet, sen seçtin. Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Vildan Atasever ile birlikteliğimiz devam etmekte ve tam anonsu bitiriyordum ki Vildan bir şey söyledi. Evet, bugünkü playlistimizi Vildan seçti. Vildan'ın zevki. Onun istediği şarkılar bugün Number One TV ekranlarına gelecek arkadaşlar. Hemen filme dönmek gerekirse. Şimdi filmle ilgili senaryoya inandın. Gerçekten bunun iyi bir iş olacağına inandın. Yani seni bu filmde, o senaryoyu okuduğunda en çok etkilen şey ve bu filmin içinde olmanı istediğin nokta neydi? Ya bu filmde olmamı zaten kitabı okurken istedim. Çünkü Türkiye'de çok gençlik filmi çekildi. Fakat hani hep o gençliğin hareketli, işte cıvıl cıvıl ve pembe dünyası gösterildi. Fakat bizim filmimizde gerçekler var. Bir ana kızın durumu, aile durumu, sınıfsal durumlar, sınıfsal farklılıklar, bir insanın kendisini olduğunun dışında gösterme çabası, bir anne metres hayatı yaşıyor ve kızı doğal olarak ondan etkileniyor. Yani sadece olayın para olmadığını, yani
sevdiğimiz insanlara, çocuklarımıza destek olmamız gerektiğini, onları sahiplenmemiz, korumamız gerektiğini gösteren bir film. Ve bu hayatta bugün de baktığımız zaman ÖSS sınavlarına girip, işte o stresi yaşayıp, çalışıp, yıllarca çalışıp, sonra ÖSS sınavına girip kazanıp, daha sonra hiçbir iş bulamayan, işsiz kalan birçok insan var. Biz gençliğin bu durumlarını göstermeye çalıştık. Yani gerçekten bir gençlik filmi oldu. Evet. Gençliğin sıkıntılarını göstermeye çalıştık. Yani hani beyaz perdeye yansıtılan o işte gençlerin hani bir lay lay lom havalarının olmadığı aslında her şey Türkiye'de gerçekten değil yani her şey bir eğlence değil. Yani gençliğin sıkıştığı noktalar, sıkıntıları var ve biz bunları göstermeye çalıştık. Umarım da iyi olmuştur. Tabii seyirciler cumartesi pazar 20 bin kişi izlemiş 3 günde. Çok güzel. Yani çok güzel bir sonuç. Çok iyi şu bir rakam. Nasıl bir rakama ulaştı bilmiyorum ama hafta sonu çok iyiydi. Ne kadar güzel. İnsanlar bu tip şeylere gidip bir takım şeyler öğrenebiliyorsa zaten amaçlanan, hedeflenen şey de bu. Ve eğer ulaşıyorsa hedeflenilen yere önemli olan da odur diye düşünüyorum ben. Peki o zaman gelecek gene kısacık bir ara veriyoruz. Vilda'nın isteği doğrultusunda arkadaşlar Number One TV ekranlarına Ümit Sayın geliyor. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Avaya Onayır Vilda Natasever ile birlikte devam etmekte. Şimdi tabii ki iki genç kızı konuşuyoruz sürekli. Şimdi biraz önce de söylediğim bir şey vardı. Aslında bizim vermek istediğimiz mesajlar vardı bu filmle. İnsanlara ulaşmak, genç kızlara ulaşmak belki de. Bununla ilgili ben bir şey sormak istiyorum. Hem bu filmde oynaman, hem genç bir insan olman. Şu an gençlerin halini ve özellikle de kızların halini Türkiye'deki nasıl görüyorsun? Yani bunu bütün hepsi filmde verilmiş durumda zaten. Tamam bunu yönetmenin gözüyle olarak ben kabul ediyorum. Yani, senaryo yönetmen olarak kabul ediyorum. İşte ama bunları oynarken de insan hani böyle onu yaşayarak oynadığın için hissediyorsun. Bir kere çok fazla etrafımıza güvenemiyoruz artık. Hani Türkiye'nin şu durumundan dolayı çevremize çok fazla güvenemiyoruz. Bugün filmde de bu konusu da var, böyle bir konu da var. Yani bugün yüzünüze gülen işte hani dostum dediğiniz insanlar bazen size kazık atabiliyor ve siz çok yıpranabiliyorsunuz. Ya da işte Handan'ın filmde işte erkek arkadaşı çok sevdiği bir insanla beraber olup daha sonra öbür erkek arkadaşına peşkeş çekmesi. Ya da AK Merkez ortamında hani bu dış görünüşlerin çok önemli olduğu bir ortamda işte hani maddi durumu iyi olmayan ailelerin kızlarının ya da oğullarının hiç fark etmez. Hani dışlandığını, her zaman markanın ön planda olduğu, paranın konuşulduğu, araba markasının gittiğin kafe yeri AK Merkez yok bilmem ne. Yani bu tarz şeylerin olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Yani bence insanın olduğu gibi olması, yaşamak durumu neyse o şekilde yaşaması gerektiğini, çok yükseklerde uçmaması gerektiğini, eğitim almasının şart olduğunu, sürekli okumasını ve kendi kendine kazanmasını bilmesini ve sağlam bir şekilde ayaklarının üzerinde durmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani hani şu an belki çok karışık konuşmuş olabilirim ama yani hani benim söylemek istediğim herkes kendine sahip çıksın, kendilerine güvensinler ve geleceklerine yönelik planlarını yapsınlar. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Her şeyde olduğu gibi arkadaşlar bunun da şu an toplumumuzun özellikle de kızlarımızın bu derece havalarda yaşamasının en büyük sebeplerinden biri de kesinlikle eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Her zaman söylediğimiz şey arkadaşlar eğitim şart ve bununla birlikte kendinizi tanımanız çok önemli. Kendinizi tanıdıktan ve bildikten sonra ben herkesin doğru yolda ilerleyeceğine adım kadar yani eminim. Yani bir insan hiçbir zaman bu biraz klişe bir laf ama özünü kaybetmemeli. Yani neysen o olacaksın. Aynen. Yani Yunus Emre de demiş. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Görün. Evet. Çok doğru. Evet. Bu lafla da güzel bir lafla da hemen kısacık bir ara verelim arkadaşlar. Mobi geliyor Number One TV ekranlarına. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One TV'de Avaya On Air devam etmekte ve biz de şu an hani toplum sorunlarına inmişken onunla ilgili tabii onu konuş bitmez aslında yani
bu konuyu, yani ne durumdayız, ne yapıyor gençlerimiz falan. Yani bunu konuşmakta ya, tabii ki sonuca varamayız. Her gün gelişen bir ülke olduğu için her sene farklı problemler, farklı sorunlar ve farklı şeyler ortaya çıkacaktır. Çünkü biz çok fazla hani Avrupa'ya özendiğimiz için çok farklı problemler çıkacaktır. Ama şöyle bir şey var ki, yani ailelerimizin, özellikle de mesela benim ailemin söylediği bir şey var ki, tam zamanında galiba seni dünyaya getirmişiz. Eğer bir iki sene sonra daha gelseydin çok kötü olabilirdi. Çünkü ortalık çok kötü falan şeklinde yaklaşıyorlar. Evet. Ama bunun da ortalıkla ve ortamla da alakası yok. Dediğimiz gibi kesinlikle kişinin kendisiyle alakalı bir durum diye düşünüyoruz biz. Şimdi Türkiye'deki sinema sektörüyle ilgili ben bir şeyler sormak istiyorum. Sonuçta Turvak'ta bir eğitim aldın. Sinema eğitimi aldın. Evet. Yapım ve yönetim eğitimi de aldın zannedersin. Yapım, yönetim ve oyunculuk. Oyunculuk eğitimi aldın. Onunla da ilgili bir şeyler soracağım. Ama onun öncesinde bu filmde iki genç kız da yaklaşık 1,5 yıl kadar bekledi ve ondan sonra vizyona yani çıkan işte filmlerden montajı, bir tanesi. Yani işte montajı, kurgusu, mixi, işte müzikleri, yani bekleme diyelim de çalıştılar. Bazı problemler çıktı, yurt dışına gitmesi gerekiyordu, Cannes Film Festivali'ne katılacaktı. Aha. Yani bunları bekledik biz aslında. Sizin beklediğiniz gene normal şeyler. Yani bir de şöyle yani bekleyen insanlar var. Mesela geçenlerde bununla ilgili Ata Demirer'de bir açıklama yaptı. Yaklaşık yani bir film yapmış ve yaklaşık 3,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacı varmış. Film şu an rafta bekliyor. Bununla birlikte birkaç tane daha yönetmenimizin böyle çektiği ve bunu sürekli basında dile getirdiğini, Sinan Çetin, Mustafa Altıoklar gibi isimler de şu an hala filmlerini bekletmekte. Sen bu konuda bir oyuncu olarak sinema sektörünün gelişmesi açısından neler yapılmalı sence? Bence hemen film yapmak için film yapılmamalı. Yani hemen işte biz film yapıyoruz deyip de ortaya çıkılmamalı. Yani biz film yapmaya başlarken iki genç kız 3 ay prova yaptık. Onun dışında her şeyimizi hazırladık. Senaryomuzu düzelttik ve ondan sonra film çekmeye başladık. Yani bugün bazen film setine gittiğin zaman film çekiyorsun, orada senaryo değişebiliyor mesela. Bunların olmaması gerekiyor. Bence Türkiye'de 10 tane film yapılmasın, 5 tane film yapılsın ama güzel film olsun. Yönetmen de haklı, yapımcı da haklı. Tutmayacak, kötü olan bir filmi, para kazanamayacağı bir filmi, hiçbir mesaj olmayan bir filmi niye vizyona çıkarsın ki? Haklı. Ama önce düşünmek gerekiyor. Film yapmadan önce bir strateji kurmak gerekiyor ve hazırlık yapmak gerekiyor. Kadro çok önemli, senaryo çok önemli, teknik ekip çok önemli. Tamamıyla bir takım. Yani ve çalışmak gerekiyor. Yani bir prova aşaması olması gerekiyor. Film yapmaya çalışıyor. İyi değil tabii ki. Çok doğru söylüyorsun. Bu da ayrı bir bakış açısı tabii. Bu sıkıntıları çeken yönetmenler de vardır mutlaka. Tabii. Ama bir de işi gerçekten artık bilen, gerçekten doğru yolda ilerleyen ve bu işe emek harcamış insanların şu an filmlerinin raflarda bekliyor olması da aslında üzücü bir şey. Üzücü. Bunlara da tabii ki destek çıkılması gerekiyor. Hem Türkiye film sektörü açısından gelişsin, işte Yeşilçam dönemindeki kadar çok film yapılsın şeklinde. Bir de bizim film yapılıyor yani. Ama bunun için de insanların birazcık bir şeyler yapıp belki biraz bütçe, ne bileyim sponsorların bu konuda birazcık daha sağduyulu olması gerekiyor. En büyük problem gerekiyor. Senaryo canım. Senaryo. Evet, tamam. Oyuncudan senaryo problemi. Peki o zaman bu da tabii ki problemlerden bir tanesi ama bütçe konusu da çok önemli. Eğer senaryo olup bütçe olmazsa ya da o olup o olmazsa olmayacak bir şey olduğu için. Peki o zaman bunun da konuşması bitmez. Umuyoruz ki film sektörümüzde gelişecektir. Tamam, Kenan Doğulu geliyor arkadaşlar Number One TV ekranlarına. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Avaya On Air devam etmekte. Şimdi Vildan'ı biraz önce de söyledik. Turvak'ta yapım, yönetim ve oyunculuk eğitimi aldı. Şu an oyunculuğa aktif bir şekilde devam ediyor Vildan Atasavar. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda kamera arkasında yapımda ya da yönetimde olma gibi bir ihtimal var mı? Yani böyle bir şey düşünüyor musun? Yani zamanın neyi göstereceğini çok fazla bilmiyorum. Şu anda benim mesela bir konseptim var. Onu film yapmak istiyorum, sinemaya uyarlamak istiyorum. İşte bir senarist aranıyor. Ama onun dışında hani kamera arkasına geçer miyim, geçmez miyim bilmiyorum. Şu anda çok fazla da ilgilenmiyorum açıkçası. Çünkü çok önceden bir kısa metrajlı film çektim. İzleyenler filmi anlamadığı için yani bu konuda çok başarılı olacağımı sanmıyorum. Ama tabii ilerleyen zamanlarda bu arada herkes tabii gülmeye başladı. Birden çok güzel böyle pozitif bakıyor kendine. Ama tabii ki eğer ki bunu istersen ben eminim ki şu an nasıl kameranın önünde oyunculuğunu yaparken her geçen gün biraz daha iyiye gidip
bir şeyler öğreniyorsan aynı şekilde kamera arkasında da bunun olacağına inanıyorum. Hani çünkü şöyle bir şey var, kameranın önüne de belli bir zamana kadar kalabiliyorsun ama tabii oyunculuğun şöyle bir avantajı var. Her yaşın getirdiği bir mutlaka rol oluyor ki Hülya Avşar da hala işine devam ediyor ve çok da başarılı diye düşünüyorum. Çok değil da mi? Süper gidiyor. Evet. Peki o zaman gene kısacık bir ara veriyoruz. Music, Can Rock, Number One TV ekranlarında sonra buradayız. Türkiye'nin bir numarasında Number One TV'de Avaya Onay'ın yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Vildan'a son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Bunu bir röportajında okudum. Demişsin ki çıplaklıkla meşhur olunmuyor şeklinde bir yorum yaptın. Doğru mu? Doğru. Doğru. Onunla da ilgili ben hani çevremize baktığımız zaman pek buna inanmıyorum. Çünkü bir sürü insanlar albüm çıkarıyor falan, sesi yok, görüntü sadece var. İşte bir takım prodüktörler Türkiye'de bu insanlara iş yapıyor. Bu insanlar piyasaya çıkıyor. Tabii ki arkada destekçileri var. Bu insanlar medyatik olmak adına bu tip eylemlerde, işlerde bulunuyorlar. Ve bir şekilde de gündeme geliyorlar, oturuyorlar ve o şekilde de kalıyorlar. Hala var böyle isimler. Bu söze gerçekten inanıyor musun? Böyle çok kısacık bir şekilde alacağım senden. Ben 5 sene önce meşhur olmadım. Bugün eğer beni tanıyorsanız, bugün tanıyorsunuz. Yani beni 2 sene önce tanımıyordunuz. Ve beni 2 sene önce bu programa konuk almadınız. Bugün alıyorsunuz. Çünkü ben 2 sene önce Avaya'yı yoktu deyip ben. Ben bu kadar programa konuk olmuyordum. Çünkü neden? Ben bir sinema filmi yapmaya başladım. Kale alınacak şeyler yapmaya başladım, dizi yapmaya başladım. O zaman sizinle buluştuk ve tanıştık ve sohbet edebiliyoruz ve konuşabilecek şeylerimiz var. Ama 5 sene önce öyle bir şey yoktu. Olmuyor. Evet, ama birazcık galiba kişiyle alakalı. Hani sen o dönemde yaptığında belki bu kadar dikkat çekmedi ama bu tip işler yapıp gündeme gelen isimler var. Ama tabii ki bu senin için. Aylık dergiye verirsin fotoğrafını. Bir ay sonra yerinde başka bir insan alır. Sen bir ay konuşulursun belki. Bir haftalık bir dergiye verirsen fotoğraf, bir hafta kalırsın. Bir hafta sonra senin yerini başka bir bayan alır. Kesinlikle. Biz zaten bunun doğru olduğunu savunmuyoruz. Bu tip işlerle gündeme geleceğinize kesinlikle evet, işinizi yapıp gündeme gelmenizi tavsiye ediyoruz. Ama tabii ki herkes kendi bileceği şey. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyorum. Görüşmek üzere. Nasıl olsa yine burada buluşuruz diye düşünüyorum. Peki o zaman arkadaşlar, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Number One TV'den hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Bye bye.